güzelle insan ilişkisi zaten halihazırda çok kompleksleşmeye başladı. Mars'ta bile kesin gidileceğini düşünüyorum 60, gelecek 60 sene içinde. Ben Behçet'e çıkmışım. 1970'te doğdum. Doğduğum yer Ardeşen, Rize'nin bir kasabası. Orada doğdum ama babam devlet memuruydu. O sebepten ötürü Türkiye'nin değişik yerlerinde büyüdüm. Çocukluğum bir kısmı Güneydoğu Anadolu'da geçti. Oradaydı ilk görev yerleri. Daha sonra ilkokulu Ünye'de bitirdim. Ünye Ordu'nun bir ilçesi, Karadeniz'in kıyısında. Çok da güzel bir yer. Samsun Anadolu Lisesi'ne girdim. Ortaokul ve liseyi orada okudum. Yaklaşık 7 sene. Oradan Orta Doğu Üniversitesi'nin, Teknik Üniversitesi'nin İnşaat Mühendisliği bölümüne girdim. Orada asistanlık yaparken o zamanlar YÖK ve Milli Eğitim'in ortak açtığı bir yazılı sınav vardı. Yurt dışına öğrenci yollamak için. Şans işte. İlk sene 93'te bir tane yapılmıştı. Girmemiştim. Baktım birileri gidiyor. Belki ben de gidebilirim diye. Ben de girdim. Bir sonrakinde. O sınavda burs kazandım. O burs sayesinde Amerika'da Purdue Üniversitesi'ne master ve doktora yapmaya geldim. Daha sonra doktoraya makinede başladım. Artık yaptığım işten pek hoşlanmıyordum açıkçası. O sırada bir ders alıyordum bu güdüm kontrol sistemleri üzerine. Acayip hoşuma gitti. Çok matematikseldi ve ben öyle şeyleri daha çok sevebileceğimi fark ettim. Mesela onu tamamen bıraktım. Doktoramın bitmesine belki 2 sene kala yepyeni bir doktoraya başladım. Hiç daha önce görmediğim bir konuda. Bir ders aldım mesela. Sıfırdan neredeyse. Ama mesela o anda çok farklı şey görünebilir dışarıdan. Bu yapılacak iş değil. Belki akıllıca da değil gibi. Ben ne istiyorsam onun üzerine biraz fazla düşen birisiyim. Benden istenenden daha çok kendi istediğimin üzerine giden diyeyim. O kimi zaman belki o anda yanlış gibi görünen şeyler yapmama sebep oldu. Hani... Profesör Doktor Açık Meşe, güdüm kontrol sistemleri üzerine yaptığı doktorayı bitirdikten sonra NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'nda yaklaşık 10 yıl çalıştı. O dönemde SpaceX'ten iş teklifini reddeden Açık Meşe, kariyerini akademide devam ettirme kararı aldı. Önce Texas Üniversitesi, şimdi ise Seattle'daki Washington Üniversitesi'nde çalışmalarına devam ediyor. Peki SpaceX'in teklifini neden geri çevirdi? O zaman ama çok küçük bir şirketti. Yani kimse yeni adı çıkıyordu. JPL'de ki benim gibi 3-4 arkadaşa da ulaştılar. Çünkü o zaman adam da bulamıyorlardı ilk başta. Kimse bilmiyordu ne olacağını. Yani sonuçta bir risk de içeriyor ister istemez. Ama o zaman hayatımda farklı bir yerdeydim. Akademiden bir iş teklifi almıştım. Şimdi akademinin bazı avantajları var. Mesela zamanınız daha sizin kontrolünüzde. Şimdi ben sonuçta ailemin ciddi bir büyük bir kısmı Türkiye'de. Hepsi hatta çekirdek ailem dışında herkes Türkiye'de. Yani orada daha çok zaman geçirmek isteyebilirim yaşlandıkça falan. Onları düşünerek akademiye geçmenin daha mantıklı olduğunu düşündüm. 3 temel bölümü var Mars'a gitmenin. Birincisi dünyadan Mars'a olan gidiş. Uçuş 7-8 ay sürüyor duruma göre. İkincisi atmosfere giriş ve iniş, yüzeye iniş. Üçüncüsü de bu 7 dakika sürüyor. Üçüncüsü de yıllarca süren yer üstündeki araştırmalar, robotla. Şimdi baktığınızda birisi 7 ay, birisi 7 dakika, diğeri de belki 7 yıl atıyorum. Yani bir ama bunların içinde teknik, mühendislik olarak en zor kısmı o 7 dakikalık kısım. Atmosfere giriş ve iniş en riskli kısmı olduğu için zaten ona 7 dakikalık terör diyorlar. O kısmı çok riskli. Benim de katkılarım orada oldu. NASA'nın yeni misyonunda kullanılan Perseverance robotu Mars'ta yaşamın izlerini arayacak. Kullandığı sensörler çok hassas olduğu için kızıl gezegenin yüzeyine çok yavaş ve dikkatli bir şekilde indirilmesi gerekti. Bunun için de uçan vinç adı verilen bir teknoloji kullanıldı. Yukarıdan gelen uzay aracı inmiyor. Yaptığı şu, yerden 15-20 metre yukarıda, havada askıda bekliyor, yani bekliyor burada. Bir vinçle robotu aşağı indiriyor, otomatik. Her şey otomatik zaten. Dünyadan kontrol etmenize imkan yok. Çok uzak, 13 dakika, 26 dakika gidiş geliş, 25-26 dakika ışık hızıyla sinyallerin gidip gelmesi, 7 dakikalık şey imkansız kontrol etmeniz.
indiriyor vinçle. Sonra dönüp uzağa fırlatıyorsunuz o öbür aleti. Ve o uzağa uçuyor ve yere çakılıyor ve iniş bitiyor. Kontak ve uzağa uçuş safhası, vinçi uzağa uçurmamız safhası. Oradaki kontrol, güdüm kontrol ve navigasyon algoritmalarını ben geliştirdim. O algoritmalar sensörlerden aldıkları verilerle uçan vinçin konum durumunu belirliyorlar sürekli ve ona göre jetlerin nasıl kuvvet uygulamaları gerektiğini, komutlarını yolluyorlar jetlere ve böylece uzay aracının uçan vinçi kontrol ediyorlar. Amacı en sonunda 200 metre veya daha fazla uçurmaktı. İlkinde 2012'de kullanıldı bu ilk merak robotunda. O zaman 650 metre uçurmuştu. Şimdi de 700 metrenin üstünde uçurdu. Yani başarılı oldu. Gayet başarılı oldu. Böyle yukarıdan ateşlerken yerden toprak falan çıkıyor. Yani toz falan kaldırıyor. Zaten onu dikkatli yapmamız gerekiyor. Yoksa robotu yakabiliriz. Çünkü bu gazlar çok sıcak ve çok hızlı hareket ediyorlar. Sensörlere zarar verebilir robotun üstündeki. Onu yapmamamız lazım. Çok dikkatli döndürmemiz gerekiyor ve uçurmamız gerekiyor uzağa. Profesör Doktor Açık Meşe yeni çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un uzay şirketi Blue Origin ve Amerikan Uzay Ajansı NASA, Ay'a iniş için daha yeni teknolojileri denedikleri bir paket üzerinde çalışıyor. Ben de o pakete bir katkım var öğrencilerimle ve diğer bir iş arkadaşımla burada üniversitede. Artı beni NASA yarı zamanımı satın aldı üniversiteden orada çalışmam için, onlara teknik liderlik yapmak için. Profesör Doktor Açık Meşe Türkiye'nin uzay programı hakkında ne düşünüyor? Ay'a sanırım sert iniş amaçları var 2023'te. Tabii biraz agresif, yani kolay bir şey değil. Ama yumuşak iniş çok daha zor. Yumuşak iniş yapacağız deselerdi biraz gerçekçi olmayabilirdi ama sert iniş neden olmasın? Olabilir. Ya bir noktada Türkiye'nin uzay serüveninin başlaması gerektiğini düşünüyorum. Uzayla ilgili teknolojilerin gelişmesi her zaman heyecan verici. İnsanlara da çok büyük moral, umut ve hayal kaynağı oluyor bence bu. Türkiye'nin de aslında yani yeni sıfırdan başlamıyor sonuçta. Türkiye roket yapabiliyor, uzay aracının bayağı bir kısmını yapabiliyor. Yani otonom sistemler üzerinde çok deneyimli insanları var. Hem yazılım hem mekanik aksam vesaire, elektronik bu tür şeyler üzerine. Yani Türkiye'de birçok bilgi ve beceri var. Sonuçta böyle bir projenin hayata geçirilmesi, ya ne kadar başarılı oluruz, umarım çok başarılı oluruz da bilinmez tabii, her zaman bir risk var. Ama bunları yaparken çok şey öğrenilir. Yani diyelim başarısız bile olsak ondan öğreneceğimiz şeylerin ben çok yararlı olacağını düşünüyorum. Ve bir yerde başlamamız lazım. Çünkü başlamadığınız zaman bunun bedeli çok ağır. Çok ağır. Yani sonuçta insanlar uzaya sırf bilimsel amaçla gitmiyor. Başka amaçları da var. Hem ticari çok büyük faydaları var uzaya gitmenin. Askeri çok büyük faydaları var. Ve siz bunda seyirci olarak kaldığınız zaman bunun bedeli var. Yani bir şekilde bir bedeli ödersiniz. O yüzden benim kişisel görüşüm Türkiye'nin bir noktada başlaması gerekiyordu. Umarım iyi durumdadırlar. Bir detayları bilmediğim için daha fazla bir şey diyemeyeceğim ama genel anlamda pozitif bakıyorum ben böyle şeylere. ...60-62 senelik hikaye bu. Tabii ilk 10 senede çok şey oldu. Yani Ay'a da insan indi. 69'da Ay'a insan indi sonuçta. Korkunç, hızlı oldu her şey. Çok büyük imkanlar oraya aktarıldı. Ama sonra daha sonra daha çok ticari amaçlı, askeri amaçlı şeylere yöneldi işte. Askeri uydular, ticari uydular, GPS vesaire. GPS mesela dünyada çok hani inanılmaz şu anda önemli bir altyapı. Uydu telekomünikasyon için korkunç bir altyapı. Belki bir insan uyduyu pek düşünmüyor ama hayatında her şehrinde uydu var şu anda. 10 sene önce hayal olan şu anda olmaya başladı ve üstelik bunlar
70'lerde, 80'lerde, 90'larda nispeten yavaşlamış bir uzay sektörüne rağmen öyle oldu. 2000'lerde hızlandı bu, 2010'larda iyice hızlandı, şimdi daha da hızlanıyor. Özellikle sonuçta Jeff Bezos ve Elon Musk dünyanın iki zengin insanı, en zengin insanı. Sonuçta bunlar da hem kişisel sebeplerden belki ama hem de ticari sebeplerden bu işe girdiler. Yani sonuçta bu işler büyüyecek. Uzaya ilk uydu gönderilmesinin üzerinden yaklaşık 60 yıl geçti. Peki Profesör Doktor Açık Meşe önümüzdeki 60 yıldan ne bekliyor? Benim tahminim bir kere ayda bir üs artık olacağını düşünüyorum. Üs yaptığınız zaman orada yakıt da üretebilirsiniz. Bu sefer diğer gezegenlere olan misyonlar hızlanabilir. Çünkü dünyadan bir dünyanın yerçekimini yenmek ayda aya göre daha fazla. Sonuçta çok daha fazla. Artı dünyanın etrafında bir atmosfer var, yoğun bir atmosfer. Onu da sürtünmesini de yenmeniz gerekiyor. Onun için gereken yakıt ve roketler zaten esas büyük masraf ve teknoloji gerektiren şeyler. Ondan kurtuluyorsunuz aya gittiğinizde. Her yere çok daha rahat bir şeyler yollayabilirsiniz. Yeter ki orada yakıt yapabilin. Ve dünyanın yörüngesinde sürekli insan hayatı olabilir. Yani orada yaşayan, orada çalışan insanlar olabilir. Sırf dünyada yer kalmadı diye değil. Orada yapılıp burada yapmanın çok zor olabileceği bazı şeyler olabilir. Bazı çalışmalar olabilir. Belki o yüzden olması ihtimalini düşünüyorum. Aynı şey Ay için de geçerli. Orada bazı kaynaklar olabilir. Belki asteroidlere gideceğiz. Orada değerli madenler olduğu söyleniyor. Hatta çılgın fikirler var işte. Küçük asteroidleri dünyanın etrafına yörüngeye sokmak türünden. Yani bir uydu gibi. Ve onun kaynaklarından yararlanmak falan. Uzay teknolojilerinin gelişmesindeki önemli baybeki engellerden biri hala propulsion dediğimiz itmeye teknolojisi. Hala işte kimyasallar kullanıyoruz. Standart fosil atıklarından oluşan yakıtlar yani bildiğimiz. 60 senede bir başka bir gezegene gidip orada yerleşme olayı mesela Mars'a falan. Mars'ta bilmiyorum o ya olur mu onu bilmek çok zor. Ama Mars'ta kesin gidileceğini düşünüyorum 60, gelecek 60 sene içinde. Orada bir iş kullanılır mı 60 senede onu da bilmek zor. Onun için bir ekonomik bir gerekçe olması gerekebilir. Bu tür şeyler umarım gençleri heyecana getiriyordur. Gelecekle ilgili hayallerini, umutlarını geliştiriyordur.